Koronavirüs ailesinden bir grup. Bunun birçok alt tipi var ama şu an gündemdeki işte Covid-19 diye adlandırılan tipi. Normalde büyük ihtimalle işte hayvandan insana geçtiği düşünülüyor mutasyona uğrayarak. Bulaşıcılık oranı çok yüksek. Bundan dolayı zaten dünya alarma geçti. Bulaşıcılık oranı yüksek. Ölüm oranı diğer şeyler virüs tiplerine göre çok aşırı yüksek değil ama düşük olsa da bulaşıcılık yine çok yüksek tedirginliği var. Olunca tabii bu sefer ölüm oranı da yüksek gibi duruyor. Bu grup nasıl bizim karşımıza gelebilir? Hani şu an Türkiye'de herhangi bir şey yok. Kaydedilen bir vaka bildirimi de yok. Karantina altında olan işte belli hastalar var. Biz de basından falan yine takip ediyoruz bu şekilde. Ama tabii insanlar tedirgin. Çünkü bütün sınır komşularımız da Avrupa'da her yere yayılmaya başladı. Ama şu benim görüşüm olarak tabii artık kışın son dönemine giriyoruz. Cemre biraz daha düştü. Havalar ısınınca büyük ihtimal virüs o bulaşma özelliğini en azından Kuzey Yarımküre için düşecektir. Tabii burada kuluçka süresinin 14 gün olması, havada bir 18 saat falan asılı kalması bulaşıcılığı arttırıyor. Hastalar karşımıza nasıl gelebilir? İşte yüksek ateş özellikle ve öksürük ön planda oluyor. Halsizlik falan buna ekleniyor. Burada tabii genelde ölüm sebebi olarak akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Genelde bütün direnç bu virütik şeylerinden yani akciğer enfeksiyonlarından oluyor çoğu zaman. Hani korunmak için neler yapabiliriz? Tabii ki burada virüs olduğu için bunun bir aslında böyle tam bir antibiyotik falan hiçbir etkisi yok virüslere. Bir kere kişisel hijyenimizi yüksek tutacağız. Yani ne yapacağız? Sık elimizi yıkayacağız. Kalabalık yerlerde aslında çok bulunmayacağız. Mümkün hocam. Ve işte besin C vitamini takviyemizi mutlaka almamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çok fazla insanlarla temas etmemek gerekiyor şu dönem için. Tabii ister istemez kışın bahara yolculuğunda ister istemez tabii işimizin de temposu çok büyük ama kapalı alanlarda çok fazla bulunuyoruz. Kapalı ve kalabalık kışın tabii maalesef getirdikleri. Maalesef kışın öyle. Herkes alışveriş merkezlerinde. Ama tabii işe gitmek için burada metrolar, toplu taşıma araçlarında da insanlar çok sıkı sıkıya temas halinde. Ama dediğim gibi hani ülkemizde şu an herhangi bir vaka bildirimi yok. İnşallah da olmaz. Olmaz. Tabii geçmişte domuz gribini yaşadığımız için ister istemez yine devamı mı gelecek ya da ister istemez tabii sağlık olunca tedirginlik artıyor ama dediğiniz gibi hijyen ve kendimizi. Yani şimdi korona girince işin içine diğerleri unutuldu. Aslında influenza A, B şu an belki daha çok bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü onların hemen testlerini yaptırıp görebiliyoruz. O daha yaygın ülkemizde. O devam ediyor mesela. Ama onun en azından ilacı var. Tanısı var ve ilacı var. Evet, yani influenza karşımıza hemen testini yaptırıp bir yarım saat içinde sonucunu görüp ve ilacını başlayabiliyoruz influenza varsa. Aman dikkat diyelim buradan. Aynen öyle. Herkes bağışıklığını güçlü tutsun, meyvesini, sebzesini yesin, bol sıvısını alsın ve mümkün olduğunca dediğim gibi kalabalık ortamlarda bulunmasın.